Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün arkadaşlar, bugün çok önemli bir şey yapacağız. Çok önemli. Benim yalnız başıma yapmak istemediğim bir şey. Sizlerle beraber yapmak istediğim bir şey. Beraber tepki vermemizin gereken beraber tepki vermemizi gerektiren bir şey. Çok gizli bir şey. İşte dediğim gibi çok önemli bir şey yapacağız ve bu şey eklemsiz, çift eklemli, esnek eklemli insanlar. Her yerde farklı şeyler söylüyorlar bu konu hakkında. Biz de normal olarak merak edeceğiz bunu. Hep beraber merak edeceğiz ve bakacağız. Videoya geçeceğiz. Amma velakine vela kuvveten. Her zaman tablet kırdık. Like atarken tablet kırdık. Biraz da monitör kıralım. Tabletlere yeter. Biraz monitörlere yumruk atın like kırmak için. Tabletteyseniz tablete, hangi cihazdaysanız yumruk atın like tuşuna. Ama her zamanki gibi abone olma tuşuna yavaşça basın. Nazikçe. Abone olalım. Abone olana abone olurum. Neyse arkadaşlar, hadi videoya geçelim. İlk fotoğraf bu. Benim hiçbir şekilde rahatsız etmedi bu fotoğraf beni. Gerçekten hiç rahatsız etmedi beni. Bazıları en çok bu fotoğraftan rahatsız olmuş. Sebebini gerçekten anlamadım ama beni hiç rahatsız etmedi. İkincisi, hatta durun yapmayı deneyeyim. İkinci elimi kullanmadan yapamıyorum. Parmağım kırılacak lan. Hadi lan. Hadi lan. Örümcek adam gibi. Vay. Hadi hoppa. Bu gerçek mi lan? Bu gerçek mi şimdi? Hani böyle anlamadım ben. Gerçekten bunun gerçek olduğuna ben inanmıyorum. Oha be oğlum. 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 Bu ne lan? Vallahi helal olsun lan. Anasını satayım. Ben ayak ayak üstüne atamıyorum oğlum. Hadi lan. Bence bu sahte. Parmaklarını böyle yapmıştır. Daha sonra da böyle geri alma efekti yapmıştır. Bakın ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Bu efekt, kesin efekt. Dediğim gibi. Efekt, kesinlikle efekt. Bu kesinlikle gerçek değil. Hayır, ben buna inanmak istemiyorum. Eğer aranızda gerçekten de böyle şeyleri yapabilenler varsa lütfen bana şuradaki Instagram'dan mesaj atsın, göstersin yapabildiğini. Oğlum imkanı yok lan böyle bir şeyin. Yok ya, yok abi. Yapamazsın yani, yapamazsın. İmkansız. Bence bunlar yalan. Hadi lan. Hadi lan. Hani gerçekten de kelimelerin kıyafetsiz kaldığı o andayım şu anda. Yok be. Hayır, imkanı yok. Yapamazsınız. Gerçekten imkanı yok. Kesinlikle yalan. Kesinlikle yalan. Ben buna inanamam. Ama annen avradını. Yapmışsınız lan siz. Oğlum bu ne lan? Bu gerçek mi? İzlemeyeceğim daha fazla oğlum. Bu ne lan? Manyak mısınız? Bu ne oğlum? Abi gerçekten de böyle şeyler yapabilen varsa aranızda, bunun gibi mesela ya da diğerleri gibi, lütfen bana bir Instagram'dan mesaj atın. Çünkü gerçekten bu garip bir şey ya. Oğlum var mı böyle bir şey lan? Çok acır lan canın. Baksana, ayağımı kaldıramıyorum havaya oğlum. Olmuyor. Bunu ben de yaparım. Bak, bunu ben de yaptım. Bunu ben de yaparım da hani bununki daha büyük olabilir ama ben de yaptım. Yok ya. Oğlum benim yanımda böyle bir şey yapsa ben kafayı yerim, titrerim lan. Bakayım ben bunu deneyeyim. Olacak mı? Olmuyor. Olmuyor aynısı ama. Oğlum ne bu ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir hayat ya? 3,5 metre kolu var lan. 3,5 metre. Gerçekten normal değil ama hani. Gerçekten normal bir şey değil. Normal değil. Gerçekten normal değil. Hani şakasına öyle espri olsun diye söylemiyorum. Normal değil bu. Yok ya. Oğlum bu şaka gibi bir olay ya. Vallahi şaka gibi bir olay. Bunlar sırtını çok iyi kaşır ha. Böyle insanlar sırtını çok iyi kaşır. Bu ne peki? Hani bu ne? Bunun amacı ne? Oğlum bu ne lan? Hani gerçekten bu yeteneğe sahip olup bunu espriye dökmeleri çok güzel bir şey. Oğlum bak bak. Hani şöyle bir hareket var ya, dab diye mesela. Dab diye bir hareket vardı. Adam tersten dab yapıyor. Aa, ben de yapabiliyormuşum lan. Niye bu kadar şaşırdıysam? Hadi bu ne? Kesinlikle gerçek değil ya. Abi şuna bakar mısın ya? Bu ne lan? Baş parmağını küs parmağının en arkasına koymuş.
Böyle oluyor bende, böyle. Maksimum böyle oluyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Benim eski bir arkadaşım da bunu yapabiliyordu. Bu çok vahşi bir şey ya. Abi acımıyor mu ya? Ben şu kadar atıyorum, ölecek gibi acıyor ya. Nasıl yapıyorsunuz oğlum? Acımıyor mu? Gerçekten merak ediyorum ya. Bunu yapabilen varsa gerçekten bana mesaj atsın. Bak şunu yapabilen varsa bana mesaj atsın. Çok güzel bir şey bu. Çok güzel bir şey bu. Uzun zamandır da demiyordum. Videonun burasına kadar izleyenleri bir görelim şimdi. Videoyu ben yorumları okurken görmek istiyorum. Buraya kadar izleyen herkes 31 yazsın videoya ya da 32. 31 isteyen 31, isteyen de 32 yazsın arkadaşlar. Bakalım herkes ne istiyormuş, çoğunluk neymiş. Ben tahmin ediyorum çoğunluğu ama neyse yani. Hey. Kapat, benim psikolojim allak bullak oldu. Böyle bir yeteneğim olsa acaba böyle fotoğraflar çekilir miyim abi? Bu ne lan? Benim böyle bir yeteneğim olsa gerçekten ben bunu saklarım. Bu ne oğlum lan? Yazık ha, vallahi iyi bir şey değil bu. Bunun iyi bir şey olması normal değil. Böyle bir şeyin olmaması lazım abi. Bu ne lan? Bu normal falan değil abi. Bu ne ya? Ağlayacağım sinirden. Vallahi normal değil. Yeter abi ya, vallahi daha bakmayalım bence, değil mi? Bence biraz daha bakmayalım yani, yeter. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir şey söyleyecektim. Söyleyeceğim şeyi unuttum ve ne söyleyeceğimi düşünüyorum şu anda. Ne söyleyecektim? Hani bir yıldır video atmıyorum ya. Neredeyse yani tam 9 ay hiç düzgün video atmadım. 9 ayda 4 video attım. Ve şu zamana kadar hiç her gün video atmamıştım. Yani rekorum benim 3 gün üst üste video atmaktı. Şu anda eğer bizim altyapı çalışmasını saymazsak bu 4. gün üst üste video atışım olacak. Ve ben Şubat ayının 1'inde başladım bunu atmaya. Kendime de bir söz verdim çünkü. Ve Şubat ayının son gününe kadar, yani Şubat ayının değil, pardon lan ne diyorum ben. 2018 31 Aralık'a kadar ben her gün video atmak istiyorum. Ve bunu çabalayacağım. Ama şöyle bir şey var. Hani zaten bu fark edilmeyecek bir durum değil. Ben eskiden attığım her video minimum en kötü derecede 200 bin insana ulaşıyordu. Ve çok normal bir şekilde şu anda videolarım çok az izleniyor. Ve bu hiçbir şeyin değiştiği anlamına gelmiyor. Birinci günden beri ben bunu zaten para kazanayım, çok izleneyim, para kazanayım uğruna yapmadım. Öyle bir şey yapsaydım telif yiyecek şekilde videolar yapmazdım. Ya da 9 ay boyunca ayda 10 milyon minimum izlenirken YouTube'u bırakmazdım. Gerçekten hani bazıları gerçekten şöyle diyor. Parası bitmiş geri döndü. Bunu şakasına söyleyenler var. Ben gülüp geçiyorum onu. Bunu gerçekten söyleyenler var. Ne olursa olsun, ne kadar izlenirsem izleneyim, ben bunu kendime bir söz verdiğim için yapacağım. Ve her gün video atmaya çalışacağım. Sizden de ricam olacak, eğer buraya kadar hala izliyorsanız tabii. Her gün beni izlemeye çalışabilirsiniz. Sadece videoya biraz göz atıp 4-5 dakika izleyip sizi etkilemiyorsa çıkabilirsiniz. Destek babında yani. Ama gerçekten tarih vermeyeceğim size. Şu anda da elimde 5 tane hazır videom var. Gerçekten Türkiye standartlarının üstünde videolar yapıyorum şu anda. Ama bunları şimdi kanala atamıyorum tabii ki de. Çünkü nasıl söyleyeyim şimdi? Elimde bayağı bir yedeğim olsun da öyle gireyim bu işe diyorum. Ve bunun bir tarihini vermeyeceğim bu sefer. Geçen yıl Nisan ayı demiştim ve Nisan ayında hiçbir şey yapamadım. Cacık gibi kaldım ortada. Bu yıl öyle bir şey yok. Hiçbir tarih vermiyorum. Ne zaman canım isterse, ne zaman kendimi rahat hissedersem en kaliteli içeriklere giriş yapacağım. O zamana kadar bu kanala her gün video atılacak. Zaten başka kanalım yok benim kullandığım. Çok kaliteli içeriklere geçtiğim zaman ne yapacağım diye düşünüyorum. Çünkü hani şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten böyle bir şey var ve doğru. Ben şu anda bilgisayar başında bir video çekiyorum. Ve bilgisayar başında çektiğim video ile dışarıda çektiğim videonun ikisi birbirini tutmayacak. İkisi birbiriyle aynı olmayacak. Ve burada bir çelişki olacak. Yani çelişecek bu durumlar. Bunu ayarlamaya, oturtmaya çalışıyorum. O zamana kadar her gün devam böyle. Full speed. Bir bakayım çünkü her gün video atmak istiyorum ben. Her Allah'ın günü. Bu yıl boyunca her gün. Rekor kırmak istiyorum. Türkiye'de bir yıl boyunca her gün video atan kişi olmak istiyorum şu anda. Çünkü her gün eksiltmeden video atan daha olmadı Türkiye'de sanırım. Tabii şirketleri saymıyorum. Şirketlerde
bizim gibi bir kişi çalışmıyor. Bir şirkette kameraman var, editör var, video çeken 6-7 kişi var. Editör olarak 6-7 kişi var. Bir sürü insan çalışıyor. Onlar tabii ki de sayılmayacak. Neyse, biraz söyleyeyim dedim. Böyle elimden geldiğince her videonun sonunda bir şeyler anlatacağım. Biraz içimi dökeceğim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım eğlenmişsinizdir. Şunu kaldırayım da Batman logosu görünsün. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like tuşuna yumruklarınızı esirgemeyin. Abone ol tuşuna da yavaşça dokunun. Çünkü böyle bir şey gerekiyormuş diye böyle diyorum yani. Ne olacak? Neyse arkadaşlar, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.